Tabii ben öncelikle taraftarımızın, oyuncularımın son dakikada yanında olmasını istiyorum. Ben taraftarın samimiyetini, bana göstermiş olduğu teveccüh, ilgiyi net bir şekilde hissettim burada geldiğim günden beri. Kazımcan'a da sahip çıkması gerekiyor taraftarımızın. Şimdi bu arkadaşlarımız gencecik çocuklar, tertemiz çocuklar. Sosyal medyanın ülkede vermiş olduğu kirlenme, bu zehirlenme, bu çocukların üstünde kurulan bu baskılar... Yani hiçbir zaman hissetmedim üstümde ben onu. Bunlar tertemiz çocuklar. Hatalar olur, yanlışı olur. Sorumluluk benim burada. Ben oyuncuya o şansı veriyorum ve çocuk elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Ama geçmişte oyuncu olduğu takıma karşı oynarken de yapmış olduğu bir hatayı, herkesin kendince onuru var, haysiyeti var. Bu tarafa çekmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunlar genç çocuklar. Onlar da bunları öğrenerek hayata tutunacaklar. Futbolculuk böyle bir meslek bu ülkede. Futbol adamlığı böyle bir meslek bu ülkede. Bununla savaşmayı öğrenecekler. Ama hiçbir oyuncumu bugün özelinde değerlendirirken onun hatası, bunun hatası gibi demeden net bir şekilde biz takım halinde bir maç kaybettik. Burada sorumluluk Emre Belözoğlu'nun, bunu söyleyebilirim. Onun dışında oyuncularıma hiçbir şekilde kimsenin bu ithamlarda bulunmasını kabul edemem. Taraftarımızdan da ricam, onlardan isteğim. Biliyorum sabırsızlar, istiyorlar. Başarı istiyorlar. Bu beni de gerçekten çok fazla şekilde motive ediyor. Onlara da verdiğim sözü inşallah Allah bana yerine getirmeyi nasip eder. Ama oyuncularımıza sahip çıksınlar. Kimin ne dediğinin bir önemi yok. Ankara Gücü'nün taraftarının oyuncularıma sahip çıkması beni her şeyden çok daha ilgilendiriyor. Onun dışında söyleyebileceklerim, çok fazla sosyal medyada kafayı takmamak lazım. Genç oyuncular bu zehirlenmişlikte, bu kirlenmişlikte, bu lahm çukurun içinde bundan beslenemezler, gelişemezler. O yüzden elinden gelen her şeyi yapmaya devam etsinler, söyleyebileceğim bu. Kupa ile alakalı tabii ki kulübün size söylemiş olduğu bir hedef var, mirasımız var. Kulübümüzün buna sahip çıkmak istiyoruz. Ligin yine en güçlü bence iki takımdan bir tanesiyle oynayacağız, Fenerbahçe ile. Bu maçta belki bizim adımıza bir ders olur ama kupada devam etmek istiyoruz. Ligde konumumuzu güçlendirmek istiyoruz. Bunu yapmak adına bugünden itibaren çok net bir şekilde sıkı çalışmamız gerekiyor. Oyuncuların da bu bilinçte bundan sonra kulübe tesise öyle gelmesi gerekiyor. Ben bu sıkıntılı süreci oyuncularımla beraber bir bütün olarak kulübümüzün değerini bilerek atlatabileceğimizi düşünüyorum. Şu anda burada sahada gördüğünüz ve göremediğiniz 800 tane eğitmenimiz 3 yaşından itibaren aldıkları çocukları 18 farklı branşta eğiterek hayata ve spora ve dolayısıyla hayata hazırlamaya çalışıyorlar. Ben burada tüm özverileriyle sizlerin huzurunuzda eğitmenlerimizi alkışlamak istiyorum. Son 20 yıldır İlkokullarda beden eğitimi öğretmeni yok. İyi bir elit sporcuya sorduğunuzda spora nasıl başladığını hep ilkokul beden eğitimi öğretmeniyle anlatmaya başlar. O yüzden burada gördüğünüz eğitmenler esasında Türk sporu için en kilit noktadalar.